Son 15'te mi beni uyaracaksınız? Zirve her zaman tek kişiliktir. Siz de zirvede yerinizi almak istiyorsanız bu program tam size göre. Efendim merhaba, herkese iyi günler diliyorum. Güzel bir İstanbul gününden. Keyifler olsun, süper bir yayınla sizlerin karşınızdayız yine. Konuğum Ayşim Topuzlu İncesu. Kim efendim Ayşim Topuzlu İncesu? Hemen kendisini tanıtmak istiyorum. Çocuk gelişim uzmanı, psikolojik danışman. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok iyiyim. Sizinle birlikte olmak da çok keyifli. Biz de öyle. Son derece keyifliyiz. Ayşim Hanım, bugün aslında programda birçok sorum olacak ama öncesinde şunu söylemek istiyorum. Çocuklarımız, en kıymetlilerimiz, göz bebeklerimiz. Covid dolayısıyla bir sürü şeyleri yaşıyor olduk ama başlık boyutunda hem ailelere yardımcı olalım hem de evlatlarımız bu konuda bir ışık tutmuş oluruz diye düşünüyorum. Öncesinde hemen şunu sormak istiyorum. Genel olarak kültürümüzde bu yasaklamalar çok fazla. Çok. Biz bu yasaklamaları biraz dozunu kaçırıyor muyuz? Yoksa yasaklamak yerine krizi yönetmemiz mi gerekiyor? Çok güzel bir soru. Ben de hep bu konuda anne babalarla konuşuyorum ama gençlerle de konuşuyorum. Çünkü diyorum ki siz kendinizi yönetmezseniz sizi yönetmek isteyecekler. Hiçbiri istemiyor yasaklamak. Şimdi hepimiz çok zor bir süreçten geçtik. Yani hani pandemi hepimizin ağzında bütün herkes bunu konuşuyor ama gerçekten hem anne babalar olarak hem çocuklar ve de gençler olarak hele işte sınava hazırlanan 8. sınıflar, ilkokul 1'e başlayacaklar, okul öncesi eğitimini görmeden başlayanlar. Yani hepimiz bocalıyoruz. Dolayısıyla birbirimizi hem çok iyi anlamalı hem olmamız gerektiğinden çok daha fazla organize olmamız lazım. Şimdi top yine anne babalarda. Şimdi depresif hissediyoruz, iş kayıplarımız var, gelecek ümidimiz yok, savaş kapıda. Yani nereye baksak ekonomi zaten hepimizin uğraştığı ve de bizi demoralize eden bir şey. Dolayısıyla bütün bu süreçler içinde bir ailenin iklimi var ev içinde. Hani okulu bir kenara bırakıyorum, o da ayrı bir iklim ama aile iklimimiz de bozuldu. Dolayısıyla anne babalara da destek olmak lazım. Çocukları da bu süreç içinde iyi yönetmek lazım. Çünkü çocukların sezgileri çok yüksektir. Yani 3 yaş, 4 yaş bile sizdeki o gerginliği alır. Ergenler zaten benimle ilgilenmek yerine benim kaygılarım, benim isteklerim derken anne babasına destek mi olmalı? Ya da hani her yaptığıyla acaba eleştirildiği zaman sevilmediğini mi hissetsin? Başarısız mı hissetsin? Bireysel olarak çökelim mi? Böyle hani öğrenilmiş çaresizliğe mi girelim ve orada kalalım? Orası da bir tercih zonu olmaya başladı. Evet. Yapamıyorum, olmuyor. Yani ama savaşalım mı? Şimdi hepimiz birlikte birbirimize destek olmamızın tam zamanı. Yani biz danışmanlar, öğretmenler, anne babalar, herkes birbirine destek olmalı. Yani öğretmen 18 sayfa ödevi yükleyebiliyor. Evet. Şimdi yani bu bir defa tepki yaratıyor. Öğretmen de diyor ki çok kaybım var, telafi etmek zorundayım. Anneler diyor ki çocuklar zaten 4'te 5'te online de olsa şimdi yüz yüze eğitim başladı. 5'te eve geliyorlar. Ben 6'da 7'de eve geliyorum. Bu çocuk 9'da 10'da yatması lazım. Hangisini yapacağız? Şimdi bu nedenle çok iyi organize olmamız lazım. Çok haklısınız. Fakat şöyle bir şey var. Aileler şimdi çok şanslı. Herkes çok şanslı. Yeni anne olanlar, baba olanlar. Onlar gerçekten çok şanslılar. Ama bir de hani bir kültürel dokumuz var ya. O kültürel dokumuzdan da çıkmamız oldukça zor oluyor. Fakat çocuklar da çağa ayak uydurmak durumunda kalıyorlar. Aslında şunu mu yapmamız gerekiyor? Biraz daha empati. Evet. Hem gençlerde hem ailede biraz daha empati. Şeye çok katılıyorum. Öğretmenler de çok çaresiz durumda şu anda. Online eğitimlere çok fazla aslında adapte olabilmek olduk ama çocuklar mecburen biraz daha mı asosyal olmaya başladı. İşte bunların hepsi zamanla bize nasıl bir yük olarak gelecek aslında onları şu anda göremiyoruz. Peki
Tabii ki evde olunca çalışan annelerin ve babaların kontrolü biraz daha zor oluyor. Takdiriniz her yerde bir telefon, internet, medyaya işte onu çok yöneteceğiz. Yakınız. Evet. Ama bu bir bağımlılık. Evet. İnanın bizlerde bile olabiliyor. Tabii. Dolayısıyla çocukları bundan nasıl korumamız lazım? Burada kontrolü nasıl ele almamız lazım? Bu da çok güzel bir soru. Hepimiz birbirimize soruyoruz ve ortak bir noktada buluşmamız lazım. Yani biz de anne baba olarak dersin çalışmıyorsun, hep şuradasın, hep dizi izliyorsun. Hep eleştiriyoruz ama biz ne yapıyoruz? Önce bir kendimize bakalım. Biz çocuklarımıza belirli sürede diyelim ki 2 saatimiz var aktif olarak paylaşacağımız. Biz neler yapıyoruz? Yani önce anne babalar olarak yetişkin olarak bir defa top bizde. Yani çocukları yüklenmek ve eleştirmek kolay. Şimdi bu medyatik araç gereçler, telefonlar, iPad'ler, televizyon. Bütün bunlar artık hayatımızın bir parçası. Çocuklar hele yeni nesil bunun içine doğdu. Evet. Ve yani ödevlerini bile oradan yapıyorlar. Evet. Online eğitimde de olsa. Şimdi online eğitim veya bu iPad'in bir avantajı var, bir de dezavantajı var. Tabii ki her şeyimiz, ben geçen gün telefonumu unuttum. Allah'ım, bankalar içinde, randevularım içinde, telefonlar içinde. Bir boşluk değil mi? Yani elim ayağım kilitlendi gerçekten. Dolayısıyla hani şu kadarcık bir şeyde kocaman dünya var. Bunun içinde tehlikeler var. Yani oyunlar ve onların verdiği subliminal mesajlar var. YouTuberların içine düşmek var. Ortak oyunlarda açık alanda bir takım pedofillerin veyahut da kötü niyetli insanların gerek gençlerimize gerek çocuklara farklı yaklaşımlarla ele geçirdikleri ortamlar var. Hepsiyle seans yapıyorum. Yani inanamazsınız kirlilik boyutunu. Bu arada çocuklar tabii devamlı oyun oynamaktan nörolojik olarak da tepki işlem hızları değişti. Çalışma belleği oturmuyor. Oturmadığı zaman bilgiyi çağırıp işleme sokamıyor. Veyahut da işte bir şey okurken çıt bir şeyin değişmesi lazım. Hani saniyede bir şeyler değişiyor oynadığımız oyunda. Şimdi bir paragraf okuyor, üçüncü satırda başka yere bakıyor. Bir şeyin değişmesi lazım. Yani beynimiz de tepki olarak başka bir şeylere kodlanıyor. Yani bu nörologlar çok daha güzel anlatıyorlar. Dolayısıyla ben diyorum ki tabii bu sefer yasaklar. İşte ödevini yapmazsa iPad yok. Yemeğini hocam bir tek yemek yerken iPad veriyorum. Çünkü diyorum ki ben de bakın bunların hepsini yönetelim. Ne yapalım? Şimdi çocuklara göre, yaşlarına göre bu değişsin bir defa. İlkokula kadar, 4. sınıfın hatta 5. sınıfta ilkokul bir yani ortaokulun 1. sınıfı oldu. Bir defa hafta arası iPad yok. Telefon yok. Kusura bakmasınlar. Yani okula geldikten sonra hafta sonu ödevler bittikten sonra isterse 3'er saat oynasınlar. Buna inanın ki çok güzel adapte oluyorlar. Önce 1-2-3 gün direniyorlar. Ona her türlü sondaj ve duygu sömürleri devreye giriyor. Ama ondan sonra onlar da oturuyor. Annem ben hafta sonu iPad bana yasak, bir de hava atıyor arkadaşlarına. Ben oynamıyorum demeye de başlıyorlar. Yani bunu gözlemlediğiniz zaman güveniniz geliyor. Anne babalarıma da hep bunu söylüyorum. Yasaklamak değil, yönetin. Ne yapacaksınız? Ben hep detokstan bahsediyorum. Diyorum ki 7 ile 9 arası. Yani 7'de hepimiz aşağı yukarı evde oluyoruz ya da bir ebeveyn evde oluyor. 7 ile 9 arası detoks yapın. Neyin detoksu? Herkes telefonlarını kaldırsın. Aile, biz anne babalar dahil. Önce biz. Ne yapalım? Bir defa bir ortak yemek sofrasında buluşalım. Yani çocuklar bir elimize cep telefonu, orada telefon açık, bir de yemek yiyoruz. Derslerini ne yaptın? Yapıyorum. Yemek sohbeti de yok. Yani yemek sohbeti güncel yapılanmış şeylerden arınmış. Sadece nasıl geçti günün, ne yapalım, hafta sonu ne yapalım vesaire. Herkes duygularını anlatabilir. Yani o duyguları anlamak ve anlatmak ve tepki vermek belki başka bir programın konusu da olabilir. Dolayısıyla birbirimize vakit ayırdığımız zaman, göz göze bakabildiğimiz zaman beraber sofrayı hazırlayın. Evde yardımcınız da olsa biriniz salatayı yapın, biriniz yemek sonrası. İş birliği. Bulaşık makinesini yerleştirsin. Orada bakın beraber iş yapıyorsunuz. Sonra diyorum ki 15'er dakika. Hani bu ille 20 dakikada olur, yarım saatte olur ama onun odasında, çocuğunuzun odasında baş başa zaman. Şimdi senin oyun saatin. Ben bunu hep anlatıyorum. Bakın bir 15, hocam şu 15 dakikayı ayarlayamadık ya, çok üzülüyorum. Bir 15 dakikayı ayarlayamıyorsanız akşam baş başa çocuğunuza hiçbir şey talep edemezsiniz. Çünkü o ilgiyi almak için ödevini yapmaz. Kalemini düşürür, susar. Hani ne yapacaksınız, yanında oturun. Ödevi ne kadar uzatırsa anne baba yanında. Ama birbirinize girseniz bile negatif ilgi bile onun için bir ilgi. Dolayısıyla bireysel ilgi verirseniz gider onun odasında. Hadi bakalım seç veya sana küçük bir kutu oyunu aldım vesaire. İki çocuğunuz var. Anne baba değişin 15'er dakika oyunları.
Ondan sonra derseniz ki gelin hep beraber de bir şeyler yapalım. Sohbet edelim. Ha bir şey mi izlenecek? Belki izlenebilir ama ben onu bile istemiyorum. Bir ortak kutu oyunu olabilir. Bu ortak herkes işte birimiz gazetemizi okuruz, öbürümüz kitabını okur veya getirir bir oyuncağını oynar. Bir ortak saatte gider. Ondan sonra da uyku saati. Yani bu okul öncesi ve ilkokul 1'de tabii bunun arasında bir de ders saati gelecek. Hadi oynadık, rahatladık. Hadi yarım saat, bir saati geçmesin lütfen o ders saati. 18 sayfa yapıyor, veriyorsa öğretmenin lütfen yapmayın. Her sayfadan 3'er tane yapın ve bitirin. Hı hı. Yani onu da anne babalar biraz tepkilerine koymaları lazım. Yani çocuklar o sayfaları görünce zaten baştan şey yapıyorlar. Gardları düşüyor. Baştan motivasyonları düşüyor. Dolayısıyla anlamlı bir ödev maksimum yarım saatte, bir saatte biter. Onu da lütfen birlikte saat olarak yapın. Evet. Diyelim ki sen orada oku, ben de burada işlerimi yapıyorum. Anlamadığını bana sor. Evet. Veya işte öğrenme güçlükleri olan çocuklarımızla ayrıyeten anne babanın çalışma metodolojilerini de konuşuyoruz. Hı hı. Şimdi bu iki saat bitti mi? Birbirimize vakit ayırdık mı? Bakın siz de iyi hissedeceksiniz anne baba olarak. Çok doğru aslında. Ondan sonra birimiz bugün baba uyutuyor, bugün anne uyutuyor. Bir küçük kitap okursunuz, bir sarmaş dolaş sarılırsınız. Bir yumuşak saat olur, orada size duygularını anlatır. Belki yatakta o yumuş yumuş yakın tamam, saatlerde. Evet. Bakın böyle idare ettiğiniz zaman hiç iPad'e gereksinimleri kalmaz. Gereksinim nedir iPad'e? Herkes iPad'indedir, ben de iPad'imde olayım, o oyunları oynayayım çünkü beni oyalıyor. Ya YouTuber'ları seyrediyorum, bir şey yapıyorum. Ya işte Minecraft'lar bilmem neler oynanıyor. Oynasın ama onun yaratıcı bölümünü seçin. Savaş bölümünü seçmeyin mesela. Çünkü orada başka şeyler de kodlanıyor. Böyle bir şey öneriyorum. Ha ergenlere gelince, ergenlere de yasak, hiç onayladığım bir şey değil. Ama diyorum ki gel okulundan yine yönetelim zamanı. Bir saat yayıl. iPad'inle oyna, bir şey seyret, ne yap. Bir saat, bir buçuk saat okuldan geliş saatine kadar. Sonra bütün gruplar için hep aynı saatte derse oturmak. Yani 6'da, 7'de, 8'de neyse saatin. Sen ailenin kendi iklimindeki saatler farklı olabilir. Biri 6'da yemek yer, biri 8'de yemek yer. Biz geç geliyoruz, 6'da yemek yiyor. Tamam, o zaman otursun sizinle meyvasını yesin. Evet. Ama o sofrada sizinle birlikte evet, olsun. Beraber olun. Ondan sonra da iPad'ini, telefonunu, YouTube'unu seyrettin. Hadi bakalım şimdi ders saati. Bir saat dersine otursun. Ondan sonra anne baba geldi yine baş başa zaman. Evet. Bakın onun odasına çocuklar şöyle ergenler. Doğal. Bunların süreçlerinde bu var. Hep odasındalar. Siz onun kapısını çalıp nasılsın, ne var ne yok, 5 dakika kahvemi aldım, seninle sohbete geldim. 5 dakika. Yani çok mutlu olmasa bile emin olun ilgileniyorlar diye aslında memnun oluyorlar. Yemek ortak saat. Yani ben yemeğimi odamda yiyeceğim. Ben bana danışanlara diyorum ki bak. Yani yemekten sonra odana çık özgürsün ama yemek saati ortaktır. Ha, gel annenlerle sohbet et, meyveni ye, bir şeyini iç, salatanı ye, hiçbir şey yemesen de o yemek saatinde lütfen göz göze, diz dize ve şu telefonlardan arınmış olarak bir aile ortada buluşsun. Ondan sonra iyi geceler, afiyet olsun, yine odana çıkabilirsin. Yani ama bir interaction olması lazım, yani bir etkileşim olması lazım. Bu kopuyor. Benim işim var, yetiştireceğim. Öbürü bilmem ne. Herkese bu hep beraberiz hocam. Ne yapıyorsunuz? İşte biri onu yapıyor, biri bunu yapıyor. Herkes paralel. Geçen gün yemek sofrasındayız. Bakıyoruz bir yemeğe çıktık bütün grup. Yanımda böyle çok cici genç bir çift var. İkisinin de elinde telefon. Baş başa yemeğe çıkmışlar. Yani o yemeğe çıkıyor. Nerede olduğunu çekiyor. Tamam onu da yapalım da. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir sürece giriyoruz ki bu girdaptan çıkamıyoruz. Çok doğru. Dolayısıyla hani yönetirsek iPad'inde oynasın. Dersinde çalışsın, birlikte zaman da geçirelim, birlikte yemek de oynayalım, evet. Yiyelim. Evet, hatta evet, birlikte evet, belki ortak bir strateji oyunu bile oynayabiliriz belli bir yaşa kadar. Ondan sonra gençler serbestler zaten. Uyku saatlerini düzenlemek yine önemli. Peki, hani güzel bilgiler alıyoruz sizden. Aslında benim şu anda iki önemli tane ergenim var. Fakat şöyle bir şey, mesela gençlere sorduğunuzda diyorlar ki kiminle birlikte yaşıyorsunuz? Ailemle. Fakat aileyle yaşamıyorlar aslında. Biraz tabii, evvel söylediğiniz evet, gibi mesela herkes kendi odasında korkunç bir iletişimsizlik var. Evet. Ama şöyle bir faktör var. Mesela babayla annenin at başı gitmesi gerekir diye düşünüyorum. Bir kontrast, bir ahenk içinde olmaları tabii, gerekiyor. Doğru, çok mesela doğru. Hadi masaya oturduk, siz de gelin. Karnın tok olabilir ama işte sizin söylediğiniz gibi sen de bir meyve yersin. Ya da bizimle biraz sohbet etmiş olursun.
demenize rağmen çiftlerden bir tanesi diyor ki ya annesi ısrar etme ya da babası diyor ki ya ısrar etme. Şimdi burada şey zincir bozuluyor. Evet, evet. Bir de çekirdek aileler var. Yani biz şimdi çekirdek aileyiz ama büyük aile olanlarda büyük ebeveynler var ya boş ver ısrar etme. Evet. Anneanne var, babaanne var, dede var. Burada da sanıyorum biraz düzen bozuluyor. Evet, evet. Hep düşüncemde şöyle bir şey var. 0-6 yaş çok önemli. Çok. Fakat artık ergenlik de o 0-6 yaş kadar önemli olduğunu çok önemsiyorum. Evet. Şimdi bu noktada ne yapmak lazım ve hemen arkasından şu soruyu soracağım. Size aileler nasıl geliyorlar? Nelerle ilgili şikayetlerle geliyorlar? Bunları konuşalım istiyorum bir de. Memnuniyetle. Yani şimdi iklim tabii bozulduğu zaman baktığınızda sizden gelen isteklerini seni özledim görmek istiyorum. Bize yarım saatini ayıracaksın arkadaş kusura bakma. Evet. Bunu yaptıktan sonra mesela babalarımız diyor ki ağlatma çocuğunu ver oynasın. Yani hani şu var ya hani ay şu, çok yorgunum oynasın. Şimdi bunun için kavga edebilirsiniz eşinizle. Yani diyeceksiniz ki bir dakika arkadaş bu çocuğumuz için kritik zamanlar bunlar. Evet. Biz bunu yaparsak bundan sonra hiçbir şey talep etmeye hakkımız olmaz. Bağırırsın çağırırsın ceza verirsin. Geçen gün bir danışanım diyor ki en ufak kardeşim beni hırpalıyor. Ben de en nihayet onu hırpaladım. Bir hafta iPad cezası geldi. Şimdi bu nedir? Sadece isyan. Yani konuşulmamış. Kardeşine niye hırpaladın? Kardeşin acaba ne yapıyordu? Peki bu iPad cezası niye? O zaman oturursun kardeşine oyun oynayabilirsin. Veyahut da lütfen odana git yaptığını düşün. Tekrar gel bunu ortak konuşalım. Başka bir şey. En sevdiği şeyden mahrum bırakma. Şimdi bu da 12-13 yaş tamamen isyana neden oluyor. Yani o anda siz aklınıza ilk geleni söylüyorsunuz ya da sizi rahatlatacak bir şey söylüyorsunuz ama bunun arkasındaki duygu durumunu hiç incelemiyoruz. Evet. Bu çok önemli. Bir de mesela işte kırık almış veyahut işte 60 almış işte veya notlar geliyor. Hani yemek sofrasında ve birlikte saatlerde bunları halır halır konuşur. Bunlarla ilgili negatif duygularınızı anlatır, hayal kırıklarınızı anlatırsanız o zaman sizinle ortak sofraya oturup ortak sohbete inmek istemezler. Kodlandı. Evet. Hatta diyebilirsiniz gel şu odana gelelim şu ders işini bir konuşalım. Bunu bir ayrı sohbet yapın. Yani hedefimiz nedir? 60-70 civarında bir çocuğa arkadaşım Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma bunu alıyor. Senin de bunu alman lazım demek yerine 60-65 yapabilir misin? Nasıl yapalım? Yani bu 70 aldın giderek iyiye gidiyorsun. Evet önce bir motive etmek. Yani çocuklar eleştirildikleri zaman zaten annem beni beğenmiyor. Not odaklı. Ben iyi not alırsam değerliyim. Sevgi boyutu yok. İşin içinde tamamen bursu kazandım mı? İşte bir arkadaş yine bir ebeveyn %30 burs kazanmış. %50 de kazanabilirdin. Bir daha sınava girmeye ne dersin? Şimdi bu çocuk burs kazandığın için seninle gurur duyuyorum. %30 gayet iyi aile bütçemize katkıda bulunacak. Tebrik ediyorum seni. Sonra dersiniz ki %50'lik bir şey daha var. Bir denemek ister misin? %30 şahane ama bir de %50'yi zorlayalım mı? Ne dersin? Yani başaramadın. Bu yeterli değil ve beğenmedin mesajı farklı. Çok güzel iyi gidiyorsun. Daha da iyi için bir fırsatın var. Hadi bir deneyelim mi? Bambaşka bir şey. Kaç aldın? 98. Ne %100? Çok yapılıyor bu. Yani bu anneler kendi hırslarını. Kendi yapamadıklarını anne babalar, hele babalar az görüyorlar. Yani elin işte gözün oynaşlasın, halbuki her şeyin var. Otur biraz daha burada oyna oturacağına git test çöz filan. Yani bunlar tamamen diyaloğu. Değersizlik duygusu değil mi? Evet, diyaloğu koparan çalışma. Çok. Yani kısa yoldan çocuğu aşağılayıp eğer moralini bozarsanız ona zaten ergen bahane arıyor. Bir sığınır onun içine, ben yapamıyorum arkadaşlar. Bitti. Ne yapacaksınız? Bitti. Ne yapacaksınız? Çok doğru. Çocuklar da görüyorum, o değersizlik duygusunu görüyorum. Sözlerine başlarlarken hakikaten o seçmiş oldukları cümleler çok enteresan. Birçok çocukta ben de karşılaşıyorum. Peki bunları yapamadılar. Hayır demeyi aile bilmiyor. Ya da evet kurallar, kaideler, işte kural da demeyelim de onlara aslında şöyle söyleyelim. Gönüllerinden geçen her aile aslında çocuğunu mükemmel büyütüp mükemmel hayata şey yapıyorlar, adapte etmeye çalışıyorlar. Niyet öyle de işte buradaki şeyi göremiyorlar. Şimdi aileler bu noktada ne yapmalılar? Sizler iyi ki varsınız.
size nasıl başvuruyorlar, neler yapıyorlar ve sonuçta hangi duygular daha çok değişiyor gençlerde, çocuklarda, ailelerde? Biraz da bunlardan konuşmak istiyorum. Çok yani şöyle bir baktığımda hani pandemi sonrasında özellikle artık bize danışma şeyleri bayağı yoğunlaştı diyeyim ama çok çeşitli değil, hep aynı şeylerle geliyorlar. Bir, odaklanma bozuklukları, ders çalışma ritüelleri, uyku bozuklukları. Bunlar kaygıyla ilgili paralel gidiyor. Çocuklarla, envanterlerle, böyle küçük oyun terapileriyle yaşlarına göre sohbet ettiğinizde çıkan şey hep bağırıyorlar. Devamlı ceza, bireysel ilgi yok. Ve ne yok biliyor musunuz hayatlarında? Ortak bir faaliyet yok. Yani çıkalım el ele dolaşalım hep beraber bir dondurma yiyip gelelim. Yani bunun için paranız olması gerekmiyor. Hiçbir spor aktivitesi yok. Test çözmesi lazım. Evet. Okuldan vakit yok. Var. Çıkarsınız, hep beraber yürürsünüz, kanter içinde gelirsiniz, bir duş alırsınız. Yani bu mutluluk hormonları kana pompalanınca rahatlıyoruz, gevşiyoruz, daha iyi odaklanıyoruz, tolerans eşiğimiz yükseliyor. İşte şeye gidecektik ama pandemiden salona gönderemiyorum. Tamam, açık havada yürü, her şeyi yapabilirsiniz. Yani, yani niyetli olmak, organize olmak, programlı olmak. Şimdi biz bunları konuşuyoruz annemizle babamızla ve ortak üçlü danışanımızla birlikte bir program yapıyoruz. Ailenin kendi orijinaline göre. Haftada iki yapabiliyorum. Şahane. Yani üç gün oynayamam ama haftada iki gün oynarım, bir de hafta sonu oynarım. Tamam, sizin formülünüz bu. Çocuk bekler, alır, doyar ve de o ilgiye karşılık da bir ritme girer, bir tempoya girer. Bunları yaptıktan sonra herkes rahatlıyor. Ha, babalarımız uyum sağlamıyor. İşte annesi uğraşsın vesaire. Diyoruz ki babalarsız olmaz, kusura bakmayın. Bu çocukları ergenlikten sonra tutamazsınız, semtinize uğramaz. Hiçbir şeyi yani yine ceza, yine para cezaları ya da parayla aşırı ödüllendirmeler. Şunu yaparsam bunu alacağım. Çocuk ona göre organize oluyor. Ertesi gün aldıktan sonra oyuncağı eski davranış modülüne geri dönüyor. Çünkü bir değişim yok. Bir davranış değişikliği için minimum bir ay aynı tempoda gidiyorsunuz. Ondan sonra herkes için bir davranışa dönüşüyor. Burası çok zor. O bir ay, o yeniden organize olmak çok zor. Bir de bu YouTuber'lar, bu cinsellik ve pornografi içeren yayınların içine düşen gençlerimiz, bu abuk sabuk arkadaşlık adına ulaşım sağlayan çok tehlikeli insanlar. Yani mutlaka, hani bütün hepsinin şifreleri var. Belki de diyeceksiniz ki kusura bakma şifre kabul etmiyorum. Veyahut da güvenecekseniz de bir şekilde geriye dönük bana neleri izlediğini göstermeni istiyorum diyebilirsiniz belli bir yaşa kadar. Oraya kadar zaten vereceğiz her şeyi, yani 11 ile 12 yaşlara kadar. Ergen olduktan sonra müdahale edemezsiniz. Yani onun kendi bir private hayatı var, özel hayatı var ve ona ancak diyalogla girebilirsiniz. Arkadaş etkileri çok fazla. Çevrenin çeldiricileri çok fazla. Onun için arkadaşları eve davet edin. Arkadaşlarını tanıyın. Neleri ilgileniyor tanıyın. Mutlaka bir hobi, mutlaka bir spor, mutlaka bir sanat olmazsa olmaz. Tiyatroya gidin, sinemaya gidin, evde siz de yapın. Yani bunlar böyle çok ne hoş ne hoş diye geçiştiriliyor. Hiçbir şey yapılmadığı zaman da tıkanık bir halde yine bana geliyorlar. Neler yaptınız? Hiçbirini yapamadık. Bir tek şunu yapabildik. Peki ben sizin için ne yapayım şimdi? O zaman bana gelmeyin, kusura bakmayın. Evet. Yani benim elimde sihirli bir değnek yok. Yani ben gençle ya da çocuklarımla konuştuğumda inanın onları çok daha mantıklı, o kadar güzel anlatıyorlar ki duyguları. Önce diyor kendisine baksın, bana bağırıyor ama benle konuşurken elindeki cep telefonundan kaldırmıyor ki. Devamlı bilgisayarda çalışıyor. Ya. Bir dakika diyorum, bir dakika diyor. Al şunu bilme. Yani hani bunları biz kendimizi dışarıdan bakabilirsek, önce kendimizi, hani çuvaldızı kendimize, iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına. Önce kendimizi sorgulayacağız. Anne babalar olarak top bizde. Sonra anne babalarla ilgili diyaloglarını düzeltiyoruz. Yani ben konuşuyorum. Hangisini söyleyeyim? Annenle hangisini konuşmamı istersin ya da babanla? Anne ayrı, anne babalar var. Hafta sonunu nasıl düzenleyebiliriz? Yani çekirdek aileyiz. Sadece single mother dediğimiz, yani tek ebeveynli aileler var. Evet. Onlara göre formüllerimiz farklı. Ama baktığımızda gerçekten diyalog olduğu zaman iki tarafta rahatlıyor. Annem bu aralar çok iyi diyor. Babamla güzel bir vakit geçirdim, bir şey oldu. Ne olduysa diyor, çok hoştu diyor. Çünkü benden alıyorlar. Ben dedim sen bana izin verdin ya, bazı şeyleri konuştum. Onlar da farkına vardılar. Keşke sen duygularını anlatsaydın. Belki bana bile ihtiyaç kalmayacaktı. Yani biz kendi duygumuzu dinlemiyoruz.
Ya ne konuşuyorsun? Hep aynı şeyleri konuşuyorsun. Tamam kızım, sen kendine bak. Beni eleştireceğine eleştiriliyor diye anne babalar gardımızı alıyoruz. Yani biz de çocuklaşıyoruz aslında. Bizim de içselleştiğimiz, kendi anne babamızdan gelen alamadıklarımız var. Örselendiklerimiz var. Evet. Dolayısıyla yansıtamadıklarımız var. Doğru söylüyorsun. Onun için kendimize de dışarıdan bakmamız lazım. İşimiz çok zor. Çok doğru söylüyorsunuz. Fakat şöyle bir şey var. Biz bile dışarıdan bir koçun söylemiş olduğunda daha bir etkili, daha bir farklı. Çocuklarda bir ben bunu seziyorum. Evet. Buradan şunu söylemek istiyorum aslında bütün ailelere. Mutlaka bir koçluk almaları gerekiyor sizlerden. Evet. Mutlaka koçluk almaları gerekiyor. Profesyonel bakış açısı çok önemli. Bizler ailelerimizden gördüklerimiz kadarını verebiliyoruz. Evet. Ve sonrasında çocuk şunu söylüyor. Ben de karşılaştım bununla. Ama anne sen buna hayır diyorsun da işte öbür arkadaşımın annesi buna... Çünkü o ailesinde farklı bir şeyde yaşadı. Yani bir kültürel... Hepimizin aslında baktığımızda genel global bir kültürümüz var da... Bir dünya kültürü, bir ülke kültürü, bir de aile kültürü var. Evet, evet. Dolayısıyla hani çocuk şunu söyleyebiliyor. Aa anne ama sen böyle bak söylüyorsun da bak işte öbür arkadaşımın annesi böyle söylemiyor. Çünkü onun farklı. Onun için ortada buluşabilmek adına sizlerden mutlaka koçluk ve danışmanlık almalarını ben kesinlikle öneriyorum. Gerçekten evet, çok gerçekten öneriyorum. Kısa yol bu. Çok kısa yol. Kısa yorulmadan, yol. Evet, incinmeden bir kısa yol. Bir de dediğiniz gibi bir profesyonel görüş. Hani bizim çok odak noktamız kim? Gençler ve çocuklar. Ama bunu, bu iklimi oluşturacak olan anne babalar. Kesinlikle. Onun için biz aynı paraleldeyiz. Yani biz bir ekibiz. Ben okul rehberlik servisleriyle de görüşüyorum. Aile, okul rehberlik servisleri biz. Çocukla öğrenme güçlüğü olabiliyor. Duygusal sorundan dolayı, arkadaş ilişkilerinden dolayı, zorbalık gördüğünden dolayı, ailenin dağılmasından dolayı ve arkadaş tip. Yani o kadar çok çeldiriciler ve etki ajanları var ki. Çocuklar da çok sıkışıyorlar. Evet. Dolayısıyla bir bütüncül, hiçbir zaman tek başına anne, tek başına baba, tek başına öğretmen olamıyor. Yani biz artık bu üçgende gitmemiz lazım ki bir takım şeyler kilitlenmeden. Hani bir profesyonel görüş olduğunda ya hocam dediler, yani o kadar basit şeyleri kaçırmışız ki. Yani öyle diyorum şu an. Evet, bebekler mesela annele hala 2,5 yaşına kadar emziriyor, yatağını ayıramamış, uyku düzeni yok, anne uyuyamıyor, çalışıyor, bütün immün sistem çökmüş, vitaminler dibe vurmuş. Tolerans eşiği artık çok düşük. Dolayısıyla hani onları bile toparlıyoruz. Yani diyoruz ki önce biz size bakacağız. Anne baba çökerse hiç elimizde silahımız kalmaz. Ya yani destek alacağımız kimse kalmaz. Kesinlikle. Onun için her türlü, yani ekonomik olarak sıkışabiliriz ama çocuklarımızla ilgili sıkıştığımızda her şeyin tadı daha çok kaçıyor. Onun için normal bir tempoda danışmanlık almak. Artık online danışıyoruz. Bakın çocuklar uyuyor. Gece yarısı 10:30-11. Biz elimizde kahveler. Zoom'da anne babalar sohbet ediyoruz. Değil mi? Ben yurt dışında da aynı saatleri yakalayabiliyorum. Veya işte başka şehirlerde de. Emin olun çok daha rahat. Yani bu pandemi bize bir Zoom olayını getirdi. Online danışmanlığı getirdi. İnanın ki karşılıklı konuşuyoruz gibi. Yani çok fark etmiyor. Danışmak da kolay. İlle bir yere gelmeniz de gerekmiyor. Onun için çok öneriyorum. Çok katılıyorum size. Şimdi geriye dönüp baktığımda birkaç kere ben de çocuk gelişim adına eksik yönlerim için bir danışana, bir danışmana başvuruda bulundum. Bulunmadım değil. Ama şu anda bakıyorum. Bu bile o kadar çok değişiyor ki Ayşem Hanım. Evet. Ya şunu yapmadım mesela hiç. Kahvemi alıp hadi kızım gel ya da oğlum gel birlikte bir kahve içelim, bir mola verir misin kapısını çalıp bunu yapmadım. Evet. Bak mesela şimdi bunu hayatıma katacağım. Çok önemli. Onun için profesyonel bakış açısı. Şaşıracaklar Allah Allah. Profesyonel bakış açısı çok önemli. Evet. Çok önemli. Gerçekten çok önemli. Aileler bundan asla ve asla ne olur vazgeçmesinler. Evet. Ben bir parantez daha açmak istiyorum her zaman. Sevgi çok önemli. Bakın sevgi ön koşulsuz. Benim kızım var 27 yaşında. Çalışıyor o da. Hani oğlum zaten hiç görmüyorum. Ama dün bana kızım geldi dedi ki artık sarılamıyoruz da öpüşemiyoruz da hani o bir tan teması dokunsalız da biz yani kültür olarak da dokunsalız ama anne bir sarılalım mı dedi. Ah kıyamam. Ay akşamın bir körü yani. Ay böyle bir sarıldık, bana da iyi geldi, ona da iyi geldi. Yani
dokunmaya, birbirimize sarılmaya, birbirimize dinlemeye de çok ihtiyacınız var. O sarılma bana da o kadar iyi geldi ki. Hani koskoca artık genç bir kadın, iş kadını. Ama birbirimize sarılmaya ihtiyacı var. Bunu söylediği için de çok mutlu oldum. Bazen ben de onun kucağına yatıyorum. Bana biraz masaj yap. Bugün sana ihtiyacım var diyorum. Ben diyorum yoruldum bugün. Biraz moralim bozuk diyorum filan. Sarılıyoruz yine bana. Yani o da bana annelik yapıyor. Ay, bakın yani bu yaşta bile bu paslaşmaya ihtiyacımız önemli. Var. Anne çocuk ilişkisi hani kız erkek hiç değil. Hiç fark etmez. Anne, ben çocuk... oğluma da diyorum 40 yaşında da olacaksın yine sarılıp öpeceğim. Tabii hani böyle yapıyorlar şey yalandan öpücük veriyorlar. Yani sevgi, dokunmak. Dokunmak çok önemli. Yani çok bağırdınız o gün, çok ajiteydiniz, haksız bağırdınız, gidin odasına. Özür dilerim. Özür dilemeyi bilmiyoruz. Yani, evet. Yani özür dilerseniz ben biraz bir fazla yükseldim, kusura bakma. Sonra da üzüldüm. Biraz da benim desteğe ihtiyacım var bu aralar dediğiniz zaman karşı tarafta bir yumuşama. Emin olun, bakın ben gençlerle de çok konuşuyorum. Bayılıyorum onlara. Müthiş derinler. Müthiş yargıları güçlü. Çok. Sezgileri küçük yaş grubunun bile sezgileri muhteşem. Ha. Yani yeni nesil muhteşem onları. İyi koruyup hani iyi bir harmanlamamız lazım. Hem teknoloji, hem sevgi, hem iletişim. Bizim toplumumuz aslında bu konuda çok zengin. Büyük ailelerimiz var, akrabalarımız var, böyle bir sosyal hayatımız, arkadaşlıklarımız. Bunlar mücevher gibi özellikler. Şimdi her şeylerden korkar çekinir olduk ama insanların ruh sağlıkları çok bozulduğu için bir sürü tatsız hadiseler de var. Ama yine de sevgiye, sarılmaya, birbirimize güvenmeye, inanmaya geri dönmemiz lazım. Çok doğru söylüyorsunuz. Çok önemsiyorum. Teması çok önemsiyorum. Yani herkese çok iyi geliyor. Peki en çok gençlerde, en çok ailelerinden böyle hani şikayet ettikleri konu ne oluyor? Ben böyle bir hissettim. Ah, çok güzel bir soru. Düşünüyorum. Şimdi en son şey yapanlar mesela... anne babanın yatış saatine senkronize olmuş çocuklar var. 12'de 1'de yatılır mı? Onlar yatmıyor ki. Yani şimdi ilgiye almazsa anneni babanın da bir özensen. Şimdi kendi odanda ol. Bu da şimdi anne babanın saati. Mesela orada ilişkiler girift. Hala 9-10 yaşında birbirine annesinin babasının yatağında yatan çocuklar var. Ya. Dolayısıyla şimdi ne yapıyoruz? Yani yasaklıyorlar, bağırıyorlar. Ödevlerimi yapamıyorum, destek olmuyorlar. İşte annesi istiyor ki kendi yapsın. Yani en çok burada yani birbirini anlamak ve çocuğun ihtiyacına göre belli bir saati ona ayırıp ve belli bir düzen. Hep aynı şeye geliyoruz. Bakın programlarda evet şimdi oyun saati. Keyfin bitti mi 5 dakika sonra derse oturuyoruz. Hadi sen de yap ben de yapayım. İşte baban da yapsın neyse. Bu vakti ayırmak zorundasınız. Yani o ders saatinde, o ilgilenmeniz gereken saatte, uykuya geçişte. İşte kendi kendine yatmıyor. Ya o bir sıcaklık. Onu uykuya geçirin. 15-16 yaşından sonra zaten semtinize uğramayacak. Siz yalvaracaksınız. Evet. Çocuğun geldi bir yüzünü görelim. Ama buradan ne veriyorsanız ona göre. Hadi bir anne kız keyfi yapalım. Hadi baş başa yapalım. Sen babanla git, ben kızımla gidiyorum. Ben oğlumla gidiyorum, sen kızınla git. Veya iki oğlunu al git. Ben arkadaşlarımla keyif yapacağım. Şimdi babanın keyif zamanı. Yani hepimize bireysel bir alan bırakmamız lazım. Öyle olduğu zaman çocukların aslında sadece bağırmamak, yargılanmamak ve yaptığı yanlışları çok radikal cezalarla sonuçlandırmamak istiyorlar. Daha çok anlaşılmak istiyorlar. Yani 16-17 yani 14-15 yaş ergenliğin zirvesi. Ne yapsanız onun annesi daha iyi, onlar her şeye izin veriyor, onlar şu saatte yatıyor. Deminki sorunuza, hayatım bizim aile prensiplerimiz böyle. Ben sizi böyle yetiştiriyorum. Onların kendi problemi ama ben seni çok seviyorum ve bunun senin için daha iyi yararlı olduğunu biz anne baba olarak görüyoruz. Onun için bunun içine bazı ağırlığımızı koyuyoruz, kusura bakma. Anneannen de, babaannen de, deden de git ne yaparsan yap, o onların kuralı. Ama evimizin kuralları belli. Şimdi anneanneyi, babaannenin o sevgi yumağı olmak için hazırladıkları torunlarıyla ilgili. Evet. Evet, kullanacaklar. Biraz para tırtıklayacaklar. Onlara gidince iPad daha çok oynayacaklar filan. Ama zaten az görüyorlar. Anlatabiliyor muyum? Evet. Dolayısıyla hani onlara ne yapacaklarını öğretmek yerine biz aile iklimini güzel organize etmemiz lazım. Asıl şey bizim kendi ailemiz. Diğerlerini nasıl yöneteceğiz? Peki, şimdi bu televizyon programları çok etkiliyor, aileleri çok etkiliyor.
gerçekten çok panik havaları esiyor evlerde. Hı hı. Bahsettiğim kadın kuşakları hiç böyle malum programlar falan demeyeceğim. Hı hı. Tak diye söyleyeceğim. 12'den vuracağım. Evet. Bazı programlarda gerçekten ben bile kaygılanıyorum. Yani diyorum ki başka bir dünya var mı? Oraya mı gitsek acaba? Bu çocukları nerede yetiştirsek? Pamuklarda mı yetiştirsek? Çünkü aileler gerçekten çok kaygılanıyor. Şimdi bu noktada buradan bir mesajınız olacak mı? Bir ikincisi şunu sormak istiyorum. Şu doğru bir kelime midir? Evladım ben sana güveniyorum ama çevreye güvenmiyorum. Bu doğru bir kelime midir? Çok duyar olduk son zamanlarda. Evet yani bu aslında biraz kaçamak bir şey. Yani hani ben seni niye göndermiyorsun? Yalnız yürüyemiyorum, yalnız gidemezsin. Niye gidemezsin? Çevreye güvenmiyorum. Bir çocuk belli yaştan sonra toplu taşımaya da biner. Elimizde cep telefonları var. Nerede olduğunu kontrol edebilirsiniz. Evet. Biraz güven. Yaşına göre buradan gidip şuraya gidip anneanneni metrodan sonra 100 metre yürüyebilirsiniz. Herkes okulunu yürüyerek gidiyor yurt dışında, bisikletiyle gidiyor. Evet. Biz çevreye güvenmiyoruz diye bir şey yok. O zaman nerede tutacağız? Bir çerçevenin içinde çocuğumuzu mu koruyacağız? Böyle bir şansımız yok. Halbuki şuraya gideceksin, beni ara. Şöyle olursa böyle, kendini şunlara karşı kolla. Şöyle olduğunu nasıl çözersin? Param bitti, cüzdanını kaybettin. Nasıl çözeceğiz? Yani problem, çözüm alternatifleri, strateji geliştirme. Bunu nasıl yapacaksınız? Çocuğunuzu bırakacaksınız. Bir tık önce bakkala göndereceksiniz. Ondan sonra önce kirlilerin çamaşırlarını kirli sepetine atacak. Tabağını yedikten sonra bulaşık makinesine yerleştirecek. Evet. Buradan başlıyor. Ondan sonra da bu senin kartın. Burada basacaksın. Buraya gideceksin. Şurada ineceksin. Evet kaçırdın şeyi. Ne olur? Gideceğin yer yine belli. Güvenlik var. Sorarsın. Geri binersin. Yani alternatiflerle çevreyi korumak için yoksun bırakmak ya da belli bir çerçevede tutmak sadece deneyimini azaltır. Ve bir üniversiteye gittiğinde, bazen bir iş için bir yere gittiğinde, bazen yurt dışına bile gittiğimizde çocukları gönderiyoruz lisede yaz okullarına veya küçücük programlara. Küçücük çocukları alıyoruz. Böyle sudan çıkmış balığa dönüyorlar. Ayakkabısını kim bağlayacak? Yani koyduğu şeyi asmayı bile bilmiyor. Yani çocukları böyle yetiştirirseniz hep problem. Hep taşeron kullanacaklar, hep kim bana yardım edecek de çevreyi ayarlayacak. Halbuki ne kadar yaşına uygun deneyimlemesini, yanılmasını, biraz düşünce kalkmasını. Koşma diyoruz ya biz, ben hep söylüyorum. Dikkatli koş. Evet. Düştün, evet geçmiş olsun. Ayağın takıldı. Bir daha sefere biraz dikkat edersin. Gel şimdi bunu pansuman yapalım. Sizinle yanlış yaptın arkadaşınla. Veya da çok ağır bir şey, bir şey çaldı, bir şey neler var. Yanlış yaptın. Üzüldük. Peki ne öğrendin? Ne yapalım? Ne güzel sihirli kelimeler. Bundan sonra nasıl yöneteceksin kendini? Ben sana güveniyorum çünkü böyle düşünmelerini istemiyorum. Bunu senin davranışlarınla göstermen lazım. Nasıl organize olacaksın? Bir düşün, konuşalım. Biz böyle konuşuyoruz. Bak bunları bir deneyimle, bir hafta sonra gel konuşalım diyorum. Şunu yaptım, şunu yapamadım, şu zor geldi diyor. Onu bir daha konuşalım o zaman diyoruz. Yani ben gençlerle kendi sistemlerini, kendi kurup yönetmelerini istiyorum. Şahanesiniz. Ne diyeyim yani, gerçekten şahanesiniz. Peki son sorum programlarla ilgili aileleri kendilerini nasıl kontrol etmeleri gerekiyor? Çünkü çocuğa bu sefer de orada görüp o bilinç onu aldıktan sonra bak şu oluyormuş deyip çocuğa da bu negatifleri yükleyince çocuk bu sefer bir de haydi bakalım yetersizlik duygusu. Değersizlik duygusu, yetersizlik duygusu toplumda yepyeni bir sorunla karşı karşıya. O da bir sorun gerçekten. Evet yani. Ben şeyleri öneriyorum. Hani ben de araştırıyorum ne yapabiliriz diye. Şimdi bu Microsoft'un programları var. Galiba Türk Telekom'un da bir programı var. Bir defa iPad'leri uzaktan kumanda edip program yükleyip bazı yayınlara girmemesini temin edebiliyorsunuz. O bir kontrol belli bir yaş grubuna kadar. Cep telefonu bu YouTuber'lar vesaireleri de bilinçlendirerek, yani kaçamak arkadaşın evine gidiyor oynuyor. Bir tane bir porno yakalıyor, onun içine giriyor ve o kadar abuk sabuk şeyler görüyor ki hazır olmadan, bilgileri tam değil, bedenini tam tanımamış, ya dehşete düşüyor ya korkuyor ya da başka bir ideallerin içine giriyor, dikkati de dağılıyor. Yani ergenlikte bu böyle, hem kızlar hem erkekler için. İşte cinsel tercihim değişik modası var bu ara. Hani hepsine saygılıyız ama bu bir özenti midir, bu bir bilgi midir, bu bir değişim midir, ona göre mi yaklaşmalıyız? Bakın bunlar bile çok hassas konular. Yani çocuklara hayır mayır demek yerine bunun duygusunu açmamız lazım. Ama mutlaka ne seyrediyora bakmakta fayda var. Hep beraber dizi izliyorlar anne baba çocuk. O dizilerin
felaketi nedir? Aile yani değerlerimize ne kadar uygun değil? Yani çocuk bir saatten sonra dizi seyretmek yerine acaba uyku saati midir? Veya seyredeceği dizileri ona göre mi seçmeliyiz? Çünkü bunun tekrarı var. Çocuklar uyuyana kadar o diziyi seyretmeyi verin. Tekrarını seyredin, kaydı alın. Yani beraber oturuyorlar. Geçen gün bir danışanım Dabbe'yi seyretmiş mesela. Cinler, periler uyuyamıyor 12 yaş. Yani bunları nasıl seyrediyor? İşte ben arkadaşımdan duydum, seyrettim. Ben zaten istediğim kadar seyrediyorum yatak odamda diyor. Bu sefer uykuya geçemiyor. Yani o mavi ışık dediğimiz şeyin uykudan en az yarım saat önce bir kesilmesi lazım. Onun için ben evden geldikten sonra güzel keyif yapın, ondan sonra ödevler, ondan sonra yemek, ondan sonra ortak saat. Ondan sonra belki uyku vesaire bir şey seyretmece ve uyku. Ama o arada hani bir yarım saat önce uykudan önce bir beynin bir işleyişini yavaşlatıp sakinliği uykuya geçiş için hazırlanması lazım. Yani bedenimiz kendimizin şifacısı. Her şey burada. Evet. Onu iyi yönetirsek o da bize iyi davranacak. Ona iyi davranırsak o da bize iyi hizmet edecek. Yani ben çocuklara bunu anlatıyorum. İşin fizyolojisini anlatıyorum. Nörolojik bozuklukların nedenlerini anlatıyorum. Geçen gün bana bir tanesi diyor ki, evet diyor, hiç hoşuma gitmedi. Artık iPad yok. Hafta sonu oynuyorum. Dedim neler yaptın? Bunu yaptım, bunu yaptım. Bir de biliyor musunuz legolarımla oynadım diyor. Bak dedim, bak ya. Sen bile şaşırdın değil mi? Ya. Bu güzelim legolar orada seni bekliyormuş. Sonra dedim bana fotoğrafını çek gönder. İşte buradaki küçük legolarını getir bana göster. Buradan da yapabiliriz vesaire. Yani çocuklar aslında güzeli doğruya döndükleri zaman onun kıymetini de biliyorlar. Çok ona imkan vermek, hani bir tık zorlamak, biraz organize etmek. Sonunda sonuçlarını olumlu olarak. Ne kadar güzel oynuyorsun. Artık daha dikkatli oluyoruz. Ne güzel vakit ayırdık birbirimize. Bana da çok iyi geliyor seninle birlikte olmak gibi geri bildirimler vermemiz lazım. Biz hep negatifleri konuşuyoruz. Aa, evet, bu sihirli kelimeleri bugün öğrendik. Aslında bu programı tekrar tekrar izlemelerini rica ediyorum. Ben aslında bu programda şunu gördüm. Kilit de biziz, anahtar da. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı evet dünyaya hazırlarken zorlanmıyor muyuz? Zorlanıyoruz. Ama ben hep şunu savunuyorum. Ne olur gerçekten bir profesyonel yardıma bir kere de olsa hayatlarında bir kere de olsa gittiklerinde çok daha rahatlayacak aileler. Efendim bugün konuğum sevgili Ayşim Topuzlu İncesulu'ydu. Çocuk gelişim uzmanı ve psikolojik danışman. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun, var olun. Ayaklarınıza sağlık, emeğinize, enerjinize sağlık. Harika bir programdı. Başka bir programda yine birlikte olmak ümidiyle diyorum ki koşulsuz sevgi, hayat planı, yani hayatımızı planlayabileceğimiz o stratejik... Evet, tatlı sınırlar diyorum ben onu. Sınırlar içinde sınırlar, özgür olmak. Ve biraz da empati. Evet, evet. Sanıyorum. Evet. İşin yeter. Çok güzel, daha güzel kolay benim. Yönünü göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ediyorum. İyi ki geldiniz. Çok mersi. Çok mersi.